Hemen şeye gelelim isterseniz, bu karanlık madde meselesine hemen mi geldik bilmiyorum ama karanlık madde nedir? Evrenin %95'ini oluşturan bir şeyden bahsediyoruz ama görmüyoruz, bilmiyoruz, haberimiz yok. Karanlık madde ve buna bağlı olarak da belki boyutlardan bahsedebiliriz. Tamam, yani evrene çok boyut var deniyor. Boyuttan ne anlamamız lazım? Yani şimdi o zaman adım adım gidelim. İki soru var, bir karanlık madde bir de boyut kısmı. Boyut dediğimiz şey herhangi bir sistemde herhangi bir cismin konumunu belirtmekte kullanılan minimum sayıda sayı sayısı. Şimdi bunu böyle söyleyince karman çorman bir şey gibi oldu. Biraz şey yapayım. Mesela burada bir şey var. Dünyanın yüzeyindeyiz. Nerede olduğumuzu ifade etmek istiyoruz değil mi? GPS bize neyi söylüyor? Enlem boylam söylüyor. İki tane sayı pozisyonumuzu ifade etmekte yeterli. Başka birisi uzun da anlatabilir. Diyebilir ki işte şuradan 100 metre git sağa dön. Tam Türk usulü işte oradan dön, hatta bir 100 metre daha yürüsün falan. İsterse bize bana 10 sayıyla da anlatabilir bir şeyin konumunu. Ama en az kaç sayıyla anlatabilirim konumu? 2 sayıyla. Enlem boylem verdim mi tak diye adrese gidebiliyorum. Şimdi dolayısıyla bir sistemin boyutu demek, kaç boyutlu demek, en az kaç sayıyla ifade edebiliyorum cisimlerin yerini. Onun için de mesela sinemada da mesela 3 boyutlu sinema çıktı. Ne oldu? Normalde 2 boyuttu. Neydi? İşte ekranda sağdan sola bir pozisyon vardı. Bir de yukarıdan aşağı bir pozisyon vardı. Şimdi üçüncü boyut hissi, bir de sanki bir derinlik varmış gibi. Onun için 3 boyutlu sinemada 3 sayı gerekiyor. Bu boyut dediğimiz şey bu. Evrenimizde görebildiğimiz kadarıyla zaman diye bir boyuta sahip. Bir de 3 tane mekan boyutuna sahip. İşte en boy, bir de yükseklik. Bunlarla evrendeki herhangi bir şeyin pozisyonunu bu 3 sayıyla ifade edebiliyoruz. Bu boyut demek. Şimdi peki hakikaten evrenimiz 3 boyutlu mudur? Yani acaba bizim bir şekilde algımızın dışında olan başka boyutlar var mıdır diye bir soru olabilir. Onu da somutlaştıralım isterseniz. Şimdi mesela burada bir masa var. Masa da 2 boyutlu. Üzerinde bir yere mesela çayımızı koyacağız mesela. Kaç sayıyla ifade edebiliriz? Diyebiliriz ki işte merkezden şu kadar metre dışarı doğru gel. Bir de işte şu kadar açıyla koy. 2 sayıyla bu yüzeydeki bütün noktaları ifade edebiliriz. Ama diyelim ki evrenimiz, yani bu masayı biz anlayabiliyoruz ama diyelim ki başka bir varlık var. O varlık bu masanın üstünü de hissedebiliyor olsun. Yani bir de çayı mesela... Ay döktüm şimdi. Evet, ondan sonra. Çayı masanın üzerine koymak yerine çayı bir şekilde masanın üstünde uçurabiliyor olsaydık, o zaman koyabileceğimiz yer sayısı ya da sayı sayısı 3'e çıkmış olacaktı. Bir, yüzeyde nerede olduğumuz, bir de yüzeyden ne kadar yüksekte olduğumuz. Şimdi dolayısıyla 2 boyutlu zannedilen bir masayı başka bir varlık, yüksekliği de anlayabilen bir varlık 3. boyut olarak şey yapıyor. Şimdi acaba bizim evrenimizde böyle bir şey olabilir mi? Biz 3 boyut anlıyoruz ama bunun dışında ek boyutlar var mıdır? Bu ek boyutlar var mıdır sorusunun da gene deneyle test edebileceğimiz bir şey var. O da gerisin geri hocamın az önce söylediği şeye bağlanıyor. Eğer ki bu etkileşimler başka bir boyutta da sarkabiliyorsa, oraya da uzayabiliyor, oraya da taşabiliyorsa, o zaman o etkileşimlerin, formüllerinin 1/r kareyle değil de 1/ mesela r küple gitmesi lazımdı ya başka bir şeyle gitmesi lazımdı. Dolayısıyla oturup da biz bütün bu etkileşimlerin matematiksel formüllerini çıkartmaya çalıştığımızda evrenin kaç boyutlu olduğuyla ilgili de test edebilmiş oluyoruz. Böyle bir şey var. Yani boyut dediğimiz ana hatlarıyla bu. Yani aslında...